Cümleten selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Bu videoyu 13 Kasım 2022 sabahı gerçekleştirdiğim bisiklet gezisi için çekiyorum. O gün sabah evden geç çıktığım için biraz da sahil köye kadar durmadan gitmeyi kendime hedef tuttuğum için yolda fazla video çekmedim. Yani bir tane fotoğraf çekmişim, hiç video çekmemişim zaten. Sahil köye vardığımda da 3,5 saat kadar bir süre geçmişti. Sahil köyde sabah kahvaltı sırasında bitiremediğim ekmeğim yanımdaydı. Onu yedim. Ondan sonra yanımdaki abur cuburlardan biraz yedim. Çok az su içtim. Durmanın verdiği soğuma ve üşüme başlangıcı ile yola çıkmaya karar verdiğimde daha öğle ezanına yarım saat kadar falan süre vardı. Ben hazırlanırken camiye, musallaya bir cenaze getirildi. Bu cenazeden dolayı ben de cenaze namazına katılmamın daha güzel olacağına karar vererek namaza kaldım. İşte caminin içerisine girdim. Orada Yasin-i Şerif okunuyordu. Kısa bir çekim o zaman yaptım. Namazdan, yani öğle namazından sonra avluya çıktık. Cenaze için saf tutulduktan sonra vaaz sırasında kısa bir video çektim. Ondan sonra zaten gezinin kendi seyrindeki videoları çekmeye başladım. Yani o zamana kadar böyle hani kendi halimde birisiyle paylaşmayı düşünmediğim bir gezi olarak başlamıştı. Ama Kurna plajına gitmeye karar verince böyle bir plan değişikliği oldu. Sahil köyden çıktıktan sonra kamp yapan insanlar gördüm sahil köy çıkışında. Kurna plajından önce Karaburun yazılı bir tabela vardı, oraya saptım. Karaburun'un ucuna kadar gittim, geri döndüm. Geri dönerken bir tali yola daha saptım, geri döndüm. Orada dağ çileği toplayan insanlar vardı. 5 litrelik su bidonlarını, su şişelerini yarıya kadar falan doldurmuşlardı, bayağı toplamışlardı. Oradan çıktıktan sonra başka sürüşlerde gördüğüm, Kurna plajına indiğini tahmin ettiğim bir asfalt yol var. Oraya girmeden önce bir kamyonet sürücüsüne sordum. O da o yolun Kurna plajına indiğini söyleyince Kurna plajına indim. Kurna plajından çıkışta Karakiraz, İncekum, Macera Park, Riva arasındaki asfalt yola girdim. Oradan çıktım. Karakiraz'dan İstanbul yönüne değil Şile yönüne biraz devam ettim. Yani o yokuşu tamamen tırmanıp geri inecektim. O arada Yalnız Kurt dizisinin çekim setini gördüm. İşte telsizle birbirlerine haber vererek araç geliyor vesaire çekimi başlatıp durduruyorlardı. Sonra Kılıçlı, Bosane köyü girişinden Cumhuriyet, Hüseyinli köyünde babamın kabrine bir ziyarette bulundum. Sırapınar'da ikindi namazı kıldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönüş yaptım. Biraz farklı bir gezi oldu. O yüzden bilgilendirme videosunun sona kalmış oldu. Çok keyifli bir video çekimi olmadı ama devamı inşallah yine de keyifli seyirler dileyelim. İrtibatı koparmamış olalım diye böyle bir değişik şey yapmış olalım. Görüşmek üzere inşallah.
Kıymetli büyüklerim, ben yabancısı değilim, ben de buralıyım, Üvezli köylerim. Bizim coğrafi olarak, yaşantımız olarak, hayatımız olarak, ecdadımız elhamdülillah bizlere çok güzel İslamiyet'i bıraktı, örf ve adetlerimizi bıraktı. Çocukluğumuzdan beri bize hep anlatılan bir gün öleceğiz, işte ölüm öyle, ölüm böyle. Kıymetli büyüklerim, ölüm dünya sermayesini iyi değerlendirir. Dünya hayatını iyi değerlendiren bir insan için ölüm fırsattır ya. Ölüm Cenab-ı Hakk'a kavuşmaktır. Ölüm Peygamber Efendimiz'e kavuşmaktır. Selamun aleyküm. Şu an Şile sahil köyündeyim. Sahil köye kadar durmayacağım diye kendime söz verdiğim için hiç çekim yapmadım. Burada da bir cenazeye denk geldim. Mola vermiştim. Şimdi cenaze mezarlığa doğru giderken hazırlandım. Allah rahmet eylesin. Kurna plajına uğramayı düşünüyorum. Oradan da Sırapınar Hüseyin'li ev. Bakalım. Evet, defin cemaati kabristana gelmiş. Ben hazırlanana kadar bayağı ilerlemişler. Allah rahmet eylesin. Bu arada hava güneşli gösterdiği için kısa kollu giydim. Cenazeyi beklerken de bayağı üşüdüm. Camide beni görenler de üşüdü herhalde. Şu anda biraz soğuk içime işledi. Güneş sanki gözükecek gibi ama bir hafif yağmur havasına benzer de bir hava var. Bakalım, şimdi sahil köyden çıkıyorum. Kurna, Karakiraz, Kılıçlı istikametiyle devam inşallah. Arkamda resmi mülktür girilmez yazan, biraz da tarihi binalara benzeyen bir yer geldi. Burası Karaburun diye bir yer. Sahil köyü Kurna arasında Karaburun yazan bir tabeladan sağa saparak geldim. Karaburun mesire yerini geçtim. Orman yangın kulesini geçtim. Yol burada bitti. Diğer kameradan göstereyim. Bakın şu yoldan geldim. Burada yol bitti. Şu tarafa bakın, ilerisi Alacalı, Doğancılı, Sahil Köy, ben daha Kurna'ya gelmedim.
Yani şu an Karadeniz sahilleri orası. Şimdi buradan geri döneceğim. Kurnaz plajına tekrar ineceğim inşallah. Burun yolundan çıkmadan başka bir toprak yola saptım. Şu ileride gözüken yerden indim indim geldim böyle. Bu yol da burada sahile ulaşmadan bitti. Ama burada çok Kocaymiş var. Herkes Kocaymiş topluyor. 5 litrelik şişeyi doldurmuşlar gidiyorlar. Şu ileridekiler. Şu an Korna plajına gelmiş bulunmaktayım. Şöyle bir yoldan geldim. Aha, burası da plaj. Korna plajındayım. Saat 14.15. Bisiklet kumlara battığı için bisikletle ilerleyemiyorum. O yüzden kumsala, denize kadar yürüyerek gideceğim. Karadeniz çok dalgalıymış. Ama sanki denizin suyu dışarının sıcaklığıyla aynı gibi. Ayaklarımızı denize sokmadık demeyiz. Plajından ayrılıyorum. 3-4 dakika durdum yeter zaten. Nasıl geleceğimi anlamak için geldim birazdan. Ben şimdi buradan İncekum Macera Park'a giden yola çıkıp burası muhtemelen Sabri Bey kamping denilen yer. Oradan Karakalas köyüne asfalt yoldan gitmeyi düşünüyorum. Aslında bisikleti buraya sokmasaydım hiç asfalttan çıkmadan gidebilecektim muhtemelen. Bakalım. Baskı ayağı da kuma battığı için pedalı bir taşa yasladım. Ama rüzgar biraz şiddetli olursa devirir. Birazdan gidiyorum zaten. Burada Kurna plajı. Burası Sabri Bey kamping. Şurada Kurna Mesire yeri tabelası var. Yani şu Orman Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü diyeyim hadi. Şurada geride İSKİ'nin tesisi var. Buraları ben Google sokak görünümünden daha önce görmüştüm. Ama ilk defa canlı olarak geliyorum. Şu yukarıdaki masalar da Mesire yerine ait olsa gerek. Şu parke taşlı yol, özel mülk falan gibi bir uyarısı yok. İleride çöp konteyneri de var. Buradan Karakiraz köyüne giden yola çıkmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.